Hüseyin Gümüşalan üst açı Merhabalar. noktasında her Bu an sonuç bölümde gelebilir. Hüseyin bu Gümüşalan sol dövüşlerin tarafında final Yusuf gününü Can Zeybek'ten bir pasını değerlendireceğiz ben kapıyor. hep beraber. Öne geçti. Kazanıyor. Yusuf Can Başlayalım. Zeybek baş 16 belinden turuyla öne geçiyor. itibariyle Dünden bu yana hatta Kırkpınar'dan bu yana final yorumlarıyla günü. katkı sağlıyor. Milli isimde İsmail Balaban karşılık Bu veriyor. maç ciddi sert İşte geçti. burada çok Hasan etkili Cengiz de, bir Tanju gelezmen Gemici'nin yönetici Gemici'nin Hasan olduğu Cengiz zaten Gemici mücadelesinde. küreşler genelde Hasan böyle Gemici de Hasan Gemici de sert, Hasan Gemici darbeli, de bir hayli sinirli görülüyorlar. kartlı Çok falan tehlikeli bir geçiyor öyle. karşılaşma. Bu arada Cengizhan Şimşek, Mehmet Yeşil Cengizhan ikisi Şimşek'i arasında çok iyi izleyin arkadaşlar. mücadelede Bu geniş alıyor. İtiraz yenişi var. Mehmet Yeşil bu Yeşil sezon hayır diyor. birkaç defa Cengizhan daha yaptı. kazandım diyor. Kibirini bir kez daha Bu istiyoruz işte. Koç adam yakaladı. oyuna Cengizhan çalışmış Şimşek. yani ciddi anlamda çalışmış. Ben çok gördüm. Sonrasında da Burada dış kazık. İndirdi rakibini çandalla. yaptığı yenişten sonra hatta Geniş bekliyor. ustasına falan gidiyor. Yani belli yani Ne diyorsun çalışmanın Füsun Kaptan? karşılığı bu abi. Recep Tosun. Doğru doğru kara. Cengizhan Bu Şimşek yenişe kazanıyor. çok Doğru çalışmış kara. yani. Belli yani, çok belli. Son 16 turundaki Bu da mı gol değil? birincilik İsmail ve Koç galibiyet herhalde Ertuğrul Cengizhan Dağ Şimşek'in devrine geldi. 4 tane 4 tane falan kas kararı Cengizhan denildi. Şimşek, Mehmet Yeşil, Yeşil Hiçbir mavi yakaladı. verilmedi. İsmail Ama Koç bir tanesi çok yakındı Ertuğrul böyle Dağ devrine tartışma geçti. hatta hakem elini falan kaldırdı. İzleyeceksiniz birazdan. İsmail Koç rakibini yerde tutuyor. Bu da mı gol değil muhabbetine tam geldi bu da. Şimdi Faruk bu yağlı güreşi İsmail Koç burada kas kanadına girmişti. Yüklendi. Tam bir geniş olmadı ama. Bu arada Künde arayışı mükemmel İsmail Künde. Balaban'dan Ahmet Kabakçı mücadelesinde. İşte bir İsmail kez daha Balaban burada üstümüze. kendine bir İşte bir kez belki daha Künde üstümüze. yazsın Ahmet diye bir Kabakçı İsmail Balaban kılçık mücadelesi. yapayım diye. Ahmet İşte Kavakçı'ya. şurada Ahmet Kavakçı da çok inanarak atmamış zaten. Künde'yi de sonradan Künde'ye kadar ben kazandım. artık burada Ahmet tartışılacak Kavakçı'yı bir bilenler şey bilir. yok. Hani genelde böyle Ama itirazlar var. sempatik bir adam böyle. Değişik şeyleri var, İsmail tepkileri Balaban var. eli havaya kaldırıldı. Ama güreşe renk katıyor her zaman İsmail Koç söylerim bir yani. kez daha yüklenecek gibi görülüyor. İsmail Koç yine İsmail Koç yüklendi. devam Bir ediyor kez daha arkadaşlar. üstünlük sağlayabildi mi? Hayır. Geniş yok. Mücadele devam Şurada ediyor. çok Şimdi yaklaştı kulağın aslında da. arkasında kas kanadıyla bacağı da doladı. Tam ortada böyle ya. İsmail Biraz Koç. daha İsmail olmadı Koç gibi ama çok seviniyor. çok Güçlü rakip. yaklaştıydı Dağ buradan. devireni mağlup ediyor. Da burada elini falan Şimşek kaldırdılar. kaleye yazdırıyor. Ertuğrul Dağ deviren hayal kırıklığı Aslında burada yaşıyor. hakem çok İsmail yakın Koç. yani. Burada Geliş yavaşlatılmış kule kaleye. belki biraz İsmail hakeme Koç. güvenebilir Türk taraftarı miydi? bir oyununu Ama tam da yaptığı olmamış. yerde Muhtemelen izlediler. yönetmeliğinde puanlama güreşi yönetmeliği Yakındı gerçekten yani. Bu da çok tartışılır önemsenmesi yani. gereken bir olay. Oyuncu Başka böyle açıdan başka görebilirsiniz bu maddelerde pozisyonu. yani bu madde nasıl olacak? Yani Olmayık çok ya. hakemleri de zor durumda bırakıyor. Mesela diyor ki üçüncü madde rakibinin arkasına geçip Bu tam üçüncü üstünlüğüne denemesiydi. oturttuğu zaman üç Ya da nokta dördüncü şart denemesiydi. Bu son aranması. denemesiydi. O kadar. İş yok. Dört tane denedi yani. Sen ne En diyorsun yakını Recep Tosun? buydu. Evet ben az önce söylemiştim ortada kalmıştı. Devam ediyor yani. Burada da o Kulenin vermiyorlar, önünde izliyorlar, vermiyorlar. eski baş pehlivanlarımız tekrar tekrar izlediler ve bunun sağ eli rakibin kasnağında yükleniyor. Mustafa Batu bayağı itiraz etti. Pehlivanlarının geri vitesi olmayan baş Niye pehlivanı itiraz etti oldu. çok anlaşılmadı ama. Mustafa Batu'nun itirazları kuleye doğru. Ama şurada bir Orhan Okulu'ya yenilişi var ya. Yani. Bu bayağı bir Mustafa Batu için kötü bir pozisyon yani. Bu aslında faullü bir yeniş yani. Çeneden değil de direkt yani boğazı sıkıyor. Adını çeyrek finale yazdırıyor. Orhan Boğarak Okulu. yeniyor. Çeneden tutması lazım. Bu defa Kemikten tutması Mustafa lazım. Yani Batu'dan gırtlaktan itirazlar değil. geliyor. Bir kez daha izliyoruz işte. O bayağı bayağı gırtlaktan tutuyor ya. Bayağı bayağı gırtlaktan tutuyor yani. Çok Şimdi Mustafa Batu burada haklı aslında ama yenişi veriyorlar arkadaşlar. kazanıyor. Yani buna itiraz edecek bir Bunu izleyip nasıl değerlendiriyor da ilginç bir şey. deviren ilk kez kasnağı bu kadar güçlü yakaladı. Bir de bu karmaşadan oluyor yani karmaşadan olayı. Burada da Ertuğrul Dağ deviren puan alıyor, kazanıyor. İsmail Koç çok uğraşmıştı ya yazık oldu. Ama burada efsane bir yeniş var ya.
Ya resmen çimden üzerinden böyle bir Matrix sahnesi gibi olmuş ya. Matrix filminin sahnesi gibi kaymış adam yani. Koltuk altından çok iyi geçmiş. Orada da Hasan Cengiz. Danju Gemici her zamanki gibi deli cesareti güreşine devam ediyor. Bir şekilde biraz kontrol olmayı, biraz da teknikleri çalışsa belki daha iyi olacak ama pek ilerleme gösteremiyor. Sadece kuvvet, dayanıklılık bir yere kadar. Şimdi dalıyor. Bir kez daha Serkan Sertürk şimdi geçti arkasına rakibinin. Mustafa Doğan Özkaya puanlama da kazanıyor. Mustafa Doğan Özkaya kazanıyor. Düzeltiyorum. Serkan Sertürk yani. Artık çeyrek finaldeyiz. Kırkpınar'ın rövanşı var bu çeyrek finalde. Cengiz Han Şimşek, İsmail Olaman. Faruk seyircilerimize şunu at. Hangi basamakta olacak? İşte yeniş bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Ertuğrul Dağdevren. Bu yerde Salih Kasnak'ta ve sol baldırına öyle bir hamle yapmış ki. Adam Cengiz'i burada. Ve devamında da az. Kule'yle. Kule'yle. Tam şurada açtı evet. Solladı. Orada açtı. Hatta orada şunu da sarmayı da vurmuş Ertuğrul bu arada. Sarma Kule. Ben de sizin gibi arkadaşlar bayağı oldu izlemeli. Tekrar şeyden izliyorum hani. Çok son şu. Burada verildi verilmedi hatırlamıyorum da. Sizin gibi izliyorum yani. Kleyle de rakibini açmış ve karşılaşmayı... Burada verilmişti sanırım. Ertuğrul Dağdevren kazandı orada. İç maça yakaladı. Şu anda her an gidebilir sonuca. Finale doğru güreşiyor değerli güreşseverler. Yusuf Can Zeybek, Mustafa Doğan Özkaya zor durumda. Dış kazık iç maça da yükleniyor şu anda. Yusuf Can Zeybek buradan paça kazıktan artık dönüşüyor. Buradan Mustafa çevirecek Doğan herhalde. Özkaya, dış kasnaktan ilk paçadan yükleniyor. Çok iyi yakaladı. Yusuf Can Doğan Zeybek Özkaya iyi direnmiş ama finale doğru görecek, toparlanmak çok ters yakalanmış. Mustafa Doğan Özkaya bir kez toparma şansı çok düşük. Yusuf Can Zeybek yarı finalde. İşte sol eli dış kasnaktaydı. Ne zaman ki iç kasnağa doğru getirdi. Yusuf Can Zeybek de yarı finalde. Ertuğrul Dağdevren'den sonra. Yusuf Can Zeybek. Rakibinin ters paçasını da iyi yakaladı orada. Buradan bir sonuç olabilir mi acaba? Cengiz Han Şimşek biraz daha avantajlı görülüyor. Bu pozisyonda paçayı yakalayabilirse bir sonuç olabilir. Paçayı yakaladı şimdi dış kasnakta Cengiz Han Şimşek. İsmail burada puanlamada İsmail Balaban. Sever Kırkpınar rövanşını alıyor. Rövanşı aldı. Kırkpınar'ın rövanşını aldı. Tam rövanş olmadı. Bak yine aynı pozisyon. Yine kas kanadı yapacaktı şey Cengiz Han. Ama bu sefer yapamadı böyle tam. Denk getiremedi. Ya da belki de tereddüt etti yani tam yapayım mı yapmayayım mı der diye bakarken İsmail Balaban atik çıktı kazandı yani puan. Hüseyin Gümüş adam burada Orhan Okulu'yu iyi budamış. Bir anlık. İyi izleyin bunu. Bir anda ok gibi fırlayıp patlayıcı kuvvetle patlayıcılığıyla kazanıyor onu. Güzel bir budama yapmış. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı ve yarı finalde ve Türkiye Halı Güreşi şu anda en müthiş bir yenişti gerçekten de. Orada göğüs çapmasından daldıktan sonra dengesini müthiş bozdu. Bastırdı üstünlük sağladı Hüseyin Gümüşalan. Kurtaramadı kendisini Orhan Okulu. İşte yine 3 nokta kural arkadaşlar. Hüseyin Gümüşalan da yarı finalde. İndirdi bitti. İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren ve Yusuf Can Zeybek de. Orhan Okulu yarı finalde İsmail Balaban, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Yusuf Can Zeybek. Burada Hüseyin Gümüşalan İsmail Balaban'ın oyununa bir kontrol yaparak kazandı. Keçi dikmesi denerken bir anda üzerine yüklenince açık düştü İsmail Balaban. Paçayı da çekti alttan. Satan çok güzel bir oyun oldu. Gerçekten
Sayın Gümüşoğlu'nun için çok etkileyici ya. Orhan Okulu'nun üzerine İsmail Balaban'ı yenildi. Finali de getirseymiş çok yani şaşalı bir birincilik olabilirmiş ama burada Ertuğrul Dağdeviren artık zorladı Balıkesirli olmasından dolayı biraz da. Ama baktı olacağı yok. Bırakmak zorunda kaldı dizinden. Evet sevgili seyirciler, yönetmelik gereği 2 dakikadır puanlamada sakatlandı. Yani burada bayağı birkaç kere yattı böyle artık. Baktı yapamayacak, bıraktı yani. Çok zorladı. Dayı elini öpüyor Yusuf Can Zeybek. Ertuğrul Dağdeviren'in yaşı da büyük yani arkadaşlar. Biraz geç çıktı başa. Hüseyin Gümüşalan üste çıkma çabasında. Her an bir sonuç gelebilir. Hüseyin Gümüşalan zor durumda. Yusuf Can Zeybek'ten bir kazık. Yakalıyor. Arkasına geçti. Kazık. Ve final arkadaşlar. Yusuf Can Zeybek. Geçen sene Ali Gürbüz'deyiz. Final yapmıştı. Bu sene Hüseyin Gümüşalan'ı da yapıp finali alıyor. Bu anlamada İyi mücadele vardı ikisi. İkisi de bayağı bir artık yoruldu, zorlandılar. Abi Yusuf Can Zeybek çok disiplinli ya. Acayip yani. Hiç böyle güreş disiplininden koptuğunu görmedim ya. Adam böyle bir Alman disipliniyle yetişmiş gibi yani. Öyle bir güreşiyor yani. Sıkıcı gelebilir insanlar ama adam belli bir şeyde güreşiyor yani. Belli bir tempoda, belli bir ritimde. Şimdi Hüseyin Gümüşalan sanki Yusuf Can Zeybek'i pasif düşürmek istercesine bir hali var. Ama Yusuf Can Zeybek biri basmıyor. Bir bu anlarda heyecanlandırdı, hareketlendirdi, alkış aldı izleyicilerden. İkisi de baş pehlivanlığı ne kadar arzuladıklarını mental olarak birbirlerini ispatlama ve kabul ettirme anıydı. Karşılıklı kasnak ve paçalardan arayışlar. Bir kez daha Hüseyin Gümüşalan kaldı bacaktan ama sonuç yok. Yine kafa içte yakaladı boyunduruk karşılığı Yusuf Can Zeybek'ten. Hüseyin Gümüşalan'da büyük bir hareketlilik var. Şimdi bir kez daha kasnağa doğru yöneldi, paçayı yakaladı Yusuf Can Zeybek. Bence Asat'ın biraz önce Cengiz Han'ın pozisyonu için dediğim özel çalıştıkları pozisyon dediğim Asat'ın genelinde bir bu tarz bir çalışma var. O yenişe çok çalışmışlar yani. Paçadan tutup kasnaktan ve yana geçip çangal vurma pozisyonu çok hocaları tarafından çalıştırılmış diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce Yusuf Can da biraz o pozisyona benzer bir şey dedi. Bir ara Mustafa Doğan Özkaya da denemişti benzer bir pozisyonu. Asat da bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü dün aynı pehlivanlar aynı benzer oyunları yapıyor çünkü. Özellikle onu geliştirmişler diye düşünüyorum. Çünkü araya bir yeni bir şey sokarsan hani bir yerde yardım sana faydası olur ki oluyor da yani. Ben Yusuf Can Zeybek'i yeni Orhan Okulu olarak görüyorum yani çok stilleri de benziyor. Biraz da Osman Aynur'un o dayanıklılığı var. Değişik bir pehlivan ya gerçekten. Makine gibi çalışıyor yani. Belli bir ritimde böyle tak 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 çalışıyor çocuk yani. Tebrik ediyorum. Bu kurtları aldı. Ben birçok daha organizasyon alacağını düşünüyorum Yusuf Can Zeybek'in. Buradan kehanet dedim. Ben seneye eğer abi Ali Gürbüz hep karıştırıyor ya. Ali Gürbüz'ün nasıl döneceğini bilmediğim için. Ben Yusuf Can Zeybek'i yani en kötü Kırkpınar'ın ilk dördünde görüyorum yani. Kürsüde kesin vardır ama Yusuf Can Zeybek gelecek sene alabilir. Yani ben Yusuf Can Zeybek'i şey olarak yani güreş disiplini olarak Cengiz Han'dan daha önde görüyorum yani kazanma ihtimali olarak. Ama Cengiz Han geçen seneye yakın bile güresi, o özgüvenle güresi Cengiz Han yine alır. Yani
geçen seneki performansı devam etsin belki yani 3-4 sene de alır yani. Şansa da tabii yaver giderse falan üst üste alır yani. Alma ihtimali var. Ben Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek, Mustafa Taş, tabii ki Cengizhan Şimşek dörtlüsünde en az üçüncünün yarı final göreceğini düşünüyorum. Bu üçünden birisini de alma ihtimali çok yüksek. Ha, buna engel bence Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban üçlüsünün nasıl döneceği ile alakalı. Bence onlar nasıl döneceği çok önemli. Bu üçlüden birisi ya da ikisi olabilir bu arada. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Dört büyük güreşle. Kumluca'ya devam edeceğiz. Ondan sonra elmalı güreşleri. Belki elmalıyı önce öne alabiliriz. Şimdilik bunlar antrenman mahiyetinde olsun. Önümüzdeki sene bu formatta devam edeceğiz arkadaşlar. Ama peyderpey eski videoları yüklüyorum arkadaşlar. Sizinle arşivlik çalışma gibi duracak. Aynı zamanda yorumlarımızı da koyacağız. İzlenesi videolar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ederiz destekleriniz için.